Kızlar ilk defa dünyada yani spora liyakat girdiği zaman bir Türk grubunun da bir Türk sporcu grubunda dünyada bir numara olacağı ortaya çıktı. Kızlara bu yüzden kızıyorlar. Bizim bünye sadakate alışmış. Sadakat seviyor. Fakat ilk defa liyakat devreye girdi. İyi oyuncular, iyi antrenör, herkes hak eden geldi. Liyakat dünya demek ki Türkler de dünyada bir numara oluyorlar. Bu hoş bir şey değil. Bir buradan dolayı çok kafayı taktılar. Liyakat öne çıktı. Çünkü ikincisi şu, bunlar kadın sevmiyor. Ben siyasetçi Hem değilim. Daha rahat konuşabiliyorum. Bakın. kıyafetini sevmiyor, Evet. hem duruşunu Gülay Hanım, ne olur sevmiyor. müsaade edin söyleyeyim. Aynı şeyi söyleyeceğiz. Siz zaten demin söylediniz. Ben size hak vereceğim. Yani kadın sevmiyor. Başarılı kadın sevmiyor. Güçlü kadın sevmiyor. Özgür kadın sevmiyor. Yenen kadın sevmiyor. Galip gelen sevmiyor. Hani uluslararası küresel Biz de onları deyimle diyelim. seviyoruz. Winner kadın sevmiyor. Gülüyor. Winner kadın sevmiyor. Bu voleybol konusu da böyle bir konu. Yani kadından hoşlanmayan başarılı güçlü kadınlar hiç hoşlanmaz zaten. Diyorlar ki yok Ebrar bayrak yakışmıyor bıraksın. Şeyin arkasına bayrağı Ebrar mı koydu? Rezap'ın neydi adamın ismi? Razap mıydı? Rıza Bir sürü ismi var. Zarrab pardon diyorlar. yanlış ismini unuttuk. Zarrab'ın arkasına bayrağı şey mi koydu? Ona yakışıyor muydu Türk bayrağı Ebrar'a yakışmıyor. Gelelim futbola. Şimdi ne demin Can'ın dediği gibi vallahi çok enteresan. Yani Cumhurbaşkanı'nın her şeyden haberi var. Zaten federasyon onun ekibi kuruyor yani işte 4-5 kişi var isim söylerim ben size işte Mehmet Baykan var, Göksel Bey var, Göksel Gümüşdağ var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinden var birkaç kişi bu Rıdvan işlere var meraklı. galiba, Rıdvan Dilmen. Bunlar kuruyorlar federasyonu. Can Fakat ne hikmeti hiç haberi olmuyor senin. Tabii, tabii, tabii. Mesela Arabistan'da maç oynandı. Bir saniye duyamıyorum ben bitirdiğim. Bir saniye. Çok özür dilerim. Rıdvan Dilmen çıktı açıklama yaptı. Dedi ki Cumhurbaşkanı sormuş Büyükekşi'ye. Demiş ki niye Arabistan'a gidiyorsunuz? Bak. Büyükekşi demiş ki efendim para veriyorlar. Haberleri var mı kulüplerin demiş. Var demiş. Onlar ne diyor? Memnun oldular demiş. O zaman gidin demiş. Böyle mi gittiler onlar Suudi Arabistan'a yani? Yani Türkiye'de Suudi Arabistan'a bir federasyon başkanı bu finali götürebilir mi yani? Yani Suudi Arabistan'ın bu bizim federasyon başkanı futbola dahli benden daha fazla değil yani. Benim hiç yok yani de o da benim kadar. Yani ben buradan alıp Fenerbahçe Galatasaray'ı şeye götürebilir miyim yani Riyad'a? Yok götüremem. Demek ki bunlar daha önceden ama nedense hiçbir şeyden Cumhurbaşkanı'nın haberi olmuyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Yani hep ona en son anda söyleniyor. Şimdi de deniyor ki bu federasyonun da içinde bir sürü adam var size zarar veriyorlar. Ya son 20 senedir federasyonlar böyle seçiliyor zaten. Yıldırım Bey'i seçelim peki. Nihat Bey'i seçelim peki. İşte bu büyük eksiği seçelim peki. Adam gidemiyor ya evine yani esasında bu tansiyonda bir insan hala federasyon başkanı yapabilir mi? Yapamaz. O bakımdan bir şey değişmeyecek. Yapılacak bir tek şey var. O da Sayın Cumhurbaşkanı yapması gereken. Diyecek ki futbolu benden alın lanet olsun. Bu işler çok karıştı. Kulüpler Birliği seçsin bir federasyon koysun oraya ve onlar yönetsin. Konu bu kadar basit yani. Ama futbolun içine Nem'in dediği gibi işte Can'ın da dediği gibi bir sürü isim girince futbol bu hale geldi. Türkiye'de kulüpler normal bir seçim yapacaksınız. Geçen sefer de sizin programda konuşmuştuk. Ya Binali Yıldırım bile şeyle seçildi yani federasyon başkanını bırakın. Binali Yıldırım'a dediler ki başbakan oldun. Bir de anlatalım çok kısa bir şekilde. Başbakan oldun dediler. Oldu. Fakat başbakan olan Binali Bey'in başbakan seçilmesi lazımdı. Genel kurul toplandı bunun için. Sırf başbakan seçilsin diye. Zaten başbakan. Genel kurulda 300-400 kişi geldi ama bir oy vardı geçerli olan. O bir oyu aldığı için başbakan seçildi. Zaten başbakandı. Sonra eline listeyi verdiler. O listeyi aldı, listeyi hazırlayanlara gitti. Kabine listesine filan. Ülkenin başbakanı böyle seçiliyor. Federasyon başkanı nasıl seçilecek zannediyorsunuz yani? Uzatmayalım. Hep de aynı şeyi tekrar ediyoruz. Böyle artık hani yaşımız da ilerledi. Yaşlanıyoruz falan şey gibi olduk böyle. Her gece bir adam çıkar ekrana hep aynı şeyleri söyler. Derler ki yeter ulan sen hep seni mi dinleyeceğiz falan. Ama olayın özeti bu. Onu demek istiyorum. Peki. Şimdi bizim bilmiyorum başka bir soru soracak mısınız? Bir virgül koyalım soracağım evet. Levent Ümit Erol burada mı hazır mı tekrar? Duyabiliyor musunuz beni? Ben azıcık duyabiliyorum sevgili tamam. Sinan. Ben şimdi biraz daha yüksek sesle şu üçgeni bir sorayım. Aziz Yıldırım dedi ki başkan seçildiğim an Mourinho'yu getireceğim dedi. Mevcut başkan ve yeniden aday olan Ali Koç dedi ki o iş bende dedi. Ve Mourinho ile anlaşma sağlandı. Bugün geldi. Senden de bir değerlendirme almak isterim. Şimdi bundan sonraki sezon, önümüzdeki sezon hem Fenerbahçe adına hem Türk futbolunun marka değeri adına nasıl bir sezon olacak Mourinho'nun gelişiyle birlikte? Tabii ki şimdi bugün bütün dünya Mourinho'yu konuştu.
Ama tabii ki klasik Fenerbahçe her zamanki gibi kendi içinde bir kavga etmeyi bırakmadı. Dünya Mourinho'nun gelişini konuşuyor. Çok önemli bir transfer. Doğru. Çok önemli bir vizyon. Ama Fenerbahçe şu dakikalara kadar hala sosyal medya üzerinden taraftarları arasında bir bölünme, bir ayrıştırma. Fenerbahçe'nin canı sıkılsa, hiçbir şey olmasa kendi kendine kavga eder diyoruz yıllardır. Bugün onu bir kere daha gördük. Fenerbahçelilerin hepsinin çok mutlu, çok gururlu olacağı bir günde, bir akşamda Fenerbahçe taraftarı yine bu kutlamayı bir kenara bırakıp birbiri arasında bölünmeye devam ediyor. Acı olan taraf da bu. Ne oldu? Ben bakamadım tabii sosyal medyaya. Ne üzerinden? Herhalde Azizcilerle Aliciler. Tamam ama neticede ikisi de Mourinho diyordu. Geldi işte, ne fark biz eder daha iyi getirdik yani. Şimdi geldi işte bu bölünme bu bölünme maalesef halbuki Fenerbahçelilerin bunun keyfini yaşaması lazım. Bunun keyfini çıkartması lazım. Tabii ki konuşulacak, eleştirilebilecek çok şey var yönetim kurulunun, ama o bugün değil bence. Bunun keyfi çıkması lazımdı ama maalesef bunu Fenerbahçe özellikle sosyal medyasında başaramadı. Başaramıyor zaten. Başaramadığı için de bence bu birlik beraberlik olmadığı için de bence 10 yıldır şampiyonluk kupası yok. Bir soru sorayım ben Levent Bey'e. Çok iyi olur. Levent Bey, Aziz Yıldırım demişti ki siz Mourinho ile anlaşın. Gerekirse parasının yarısını ben veririm. Seçilemesen bile demişti. Şimdi verecek mi? Şimdi Fenerbahçe spor kulübüne her iki başkan adayı da şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Üzerine ne düşüyorsa onu yapar. Doğru. Ama bunun muhatabı Sayın Aziz Yıldırım'ın kendisidir. Doğru mu? Değil. Ben şimdi onun adına bir şey söylersem doğru söylemiş olmam. Ali Koç bunu kabul etmez zaten muhtemelen. Böyle bir şey olsa bile. Allah'tan spor yorumcusu değil. Niye etmesin? Yani niye etmesin ki Fenerbahçe'nin? Şimdi siz Ali Koç adına konuşabiliyorsunuz ama ben Aziz Yıldırım adına konuşamam. Bilmiyorum mantık yani. Mantık yürütüyorum sadece. Onu söylemesi lazım. Evet ama şöyle, tabii burada esas tartışma şu. Lütfen böyle manipülasyon yapma, yok, Ali Koç burada adına konuşuyorsunuz falan diye. Nasıl yani? Ya zaten şimdi bütün siyaset tartışıyoruz. Bütün siyasi parti liderler adına konuşuyoruz yani. Yapıyoruz bunu. Aziz Yıldırım adına da Ali Koç adına da konuşalım. Ne olacak yani? Bir şey söyleyeceğim. Hayır bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben beni stüdyoda ağırladığınız zaman ben beyefendiyi zaten çok sevdim. Yani yayın sonrası da konuştum ve gerçekten hem bu kadar siyasetle ilgili olup çok önemli siyasi yorumlar da yapıyor. Hem de futbolla bu kadar iç içe olmasının sebebi aslında topraktan, toprağından ve suyundan. Çünkü kendisi Trabzonlu. Trabzon bir futbol şehridir. O yüzden futbola da orada ben de Rizeliyim. Bizim Karadeniz'de futbola ilgi çok küçük yaşlarda başlar. Ve beyefendi de zaten onun hamurunu aldığı için bu tarz futbolla ilgili de çok bilgili olması çok doğru. Ben orada bir cinas yaptım. Yani biliyorum, ikisi arasında bu anlamda konuşamam ben. Ama şimdi ben Sayın Başkan'ın bunu daha sonra hayır vermeyeceğim bu sebeple dediğini biliyorum. Evet. Şu sebeple zaten şey. Tamam. İşte, tabii. Tamam. Yani şu sebeplerden ötürü vermeyeceğimi dediğini biliyorum. Neymiş ama, o sebepler? Kaçırmışız biz onu. Ya işte onları biliyordum ama zannedersem bir toplantısında öyle bir şey demiş. Onun sebeplerini de söylemiş. Şimdi sebeplerini tam bilmediğim için, hatırlayamadığım için tam ne yorum yaparsam sağlıklı yanlış olmaz. Olmasın, o bakımdan onun adına bu anlamda konuşamam dedim. Ama şöyle bir şey var. Bence Aziz Yıldırım seçimi kazanacak. O yüzden bütün parayı da Fenerbahçe kulübü verecek yani. Peki ya şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesela şampiyon olmuş 2 yıl üst üste bir Galatasaray var. İşte o takımı şampiyon yapmış bir Okan Buruk gerçeği var artık. Ardından Mourinho geliyor. Ve ya bir hafta önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyorduk. Bugün Mourinho'yu konuşuyoruz. Aslında hep derler ya, sporla ilgilenen, futbolla ilgilenenler de işte futbol çok nankör bir oyun. Mesela adamlar geçen hafta şampiyon oldu üst üste ikinci kez. Bugün Mourinho'yu konuşuyoruz. Bu nasıl bir rekabet olacak önümüzdeki yıl? Çünkü kazançlar, gelirler kıyas kabul etmez. Yani Okan Hoca'nın maaşını tabii bilmiyorum. Ama şimdi burada anlaştığı rakam
o dengeleri bozacak da bir rakam mı Süper Lig? Veya şöyle ben de bir ekleme yapayım. İsmail Kartal 99 puan topladı. Ya o ayrı konu. Mourinho, onu da konuştuk. Bu puan toplayabilecek mi gerçekten? Ne dersiniz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi orada stüdyodaki göremiyorum dostlarımızı ama herkese selam olsun. Bizi izleyen herkese de. Semih Turan, İslam Bey, evet. Fikret abi, Can, ben, Gülay Hanım oturuyoruz işte öyle. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın mesela şu açıdan bakalım, büyük resimden bakalım. Önümüzdeki sene Okan Buruk şampiyon olamadı diyelim. Evet. Tamam mı? Okan Buruk çok yaralanmaz. Son iki senenin şampiyon hocası. Ha. Ama Fenerbahçe ile Mourinho şampiyon olamazsa büyük bir sıkıntı var. Ki Ali Koç Anladın dedi mı? Ki ben başkan olduğum sürece bizi şampiyon yapmayacaklar dedi. Şimdi bu söylemi var. Ya bir de bu var. Bu var. Artı yani bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi demin Can Bey'in dediği çok önemli bir nokta. Ben bütün programlarımda bunu söylüyorum. Şimdi daha bundan 4-5 gün önce Sayın Başkan Ali Koç 99 puandan ve İsmail Kartal Hoca'nın büyük başarısından bahsediyordu. Mourinho'nun maliyetinden bahsediyordu. Şimdi İsmail Kartal Hoca'nın ismi söylenmiyor Mourinho gelince. Artı bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi önümüzdeki sezon başladı. Çok güzel. Mourinho büyük bir heyecan. Ama ilk yarı sonunda Fenerbahçe 3. olduğu zaman en çok kim konuşulacak? İsmail Kartal konuşulacak. Kıyaslanacak. 99 puan almış. Ligde sadece bir mağlubiyet almış. Çünkü Fenerbahçe camiası tanıyoruz, biliyoruz. İlla Fenerbahçeli olmanıza da gerek yok. Oradaki ben de anladım. Diyor ki Semih Turan, Ümit Bey diyor, Levent Ümit Erol diyor, Mourinho'yu istiyor mu istemiyor mu? Ben anlamadım diyor. Hayır, ben çok istiyorum. Ben zaten Mourinho'nun bu ülkeye ve Fenerbahçe'ye geleceğini yıllardır anlatıyorum. Doğru, bana o zamanlar gülüyorlardı. Bana o zamanlar gülüyorlardı. Şimdi onlara ben sitem ediyorum. Ziyeç'i de Ziyeç miydi? Nasıl okunuyordu? Onu da söylüyordun ya. Bak kaç senedir evet, söylüyordun. Şimdi bak, doğru ya, doğru. Şimdi bak Mourinho'yu çünkü çok Fenerbahçe ilgisi Mourinho'nun uzun yıllara dayanıyor. 2015'ten beri Mourinho Fenerbahçe'yi çok ciddi şekilde takip ediyor. Ve dostlarıyla sürekli Fenerbahçe'yi konuşuyor. Bunu hep yıllardır anlattım. Şimdi Mourinho'ya tabii ki seviniyorum. Ama bir de benim ülkemin gerçekleri var. Benim ülkem şampiyona bakar. Doğru. Benim ülkem şampiyona bakar. Yani Sayın Başkan'ın bazı bu anlamdaki mazeretleri de çok geçerli olmayacak tarihte. Tarih kimi yazacak? Şampiyonu yazacak. Bitti. Ama şampiyon olamadığın zaman göre, başarısız. Levent Bey, Mourinho geldiğine göre herhalde çok flash transferler isteyecek. Yani Fenerbahçe öyle bir kadro Fenerbahçe'nin kuracak. Fenerbahçe'nin şahane bir kadrosu var zaten. Zaten bir iki var. Takviyeyle i̇şte üstüne yani çok yapacak. İyi takviyeler yapacak ki yani bunu garanti altına aldı ki ona göre geldi. Yoksa bu kadar büyük bir isim riskin de. Şimdi, işte, şimdi de risk garanti takım kurmak da sahanın içinde tamam güzel. Tamam. Ama bu garanti kelimesine şöyle katılamıyorum. Ülkemizin iklimi yüzünden. Bir de ben bir evet Bilgin Gökberk'e gitmek isterim. Bir virgül koyarsan sevgili Levent Ümit Erol. Zira işte Ali Koç ben başkan olduğum sürece bir başkanlık yarışı da devam ediyor. Bizi şampiyon yapmayacaklar dedi ama dünyanın en pahalı teknik adamını da takımın başına getirdi. Bir anlamda bir sorumluluğun altına da girmiş oldu. Ne dersin yani önümüzdeki sezon şampiyon yapması olmaması Okan Hoca'yı bozmaz diyor. İki sene üst üste olmuş diyor ama Fenerbahçe'nin olamaması etkiler her iki tarafı da diyor. Ne dersiniz Bilgin Gökberk? Vallahi söyleyeceğim şu. Futbol bu düzende devam ederse bu Galatasaray Fener üzerinden bir kere medya kazanır. Sosyal medyacı o şeyler kazanırlar. Trollere para kazanırlar. Türk futboluna hiçbir şey olmaz. Yani Mourinho son şansı zaten Türklerin yani. Son bu çapta bir adam bir daha gelmez. Ondan sonra iyi oyuncular da gelmez. Yani bilmiyorum işte Levent takip ediyor onları. Ben de burada işi futbola sokmak istemiyorum. Yani ülkenin futbol dili de çok kötü. Yani dün iyi oynayan oyuncu veya takımda seneyi yani bu senenin nereye oyuncusu? İki maç kötü oynuyor. Herife söylenmedikler bırakılmıyor yani. Biraz da sosyal medyada falan. Yani Türkiye futbolun yorumlanış şekli çok aşağı seviye olduğu için sosyal medyası çok aşağı seviyede. Medyası da aşağı seviyede. Zaten böyle bir ülkeden daha iyi bir futbol bekleyemezsiniz. Yani. İşte hır gür bir maç futbol oynanıyor. Yani hırla gürle kavga ederek oynanıyor. Seneye de
bu Mourinho, İsmail Kartal, Galatasaray, Okan Buruk bunlardan gider Türk medyası. Ama hiç kimse ortaya çıkıp şey demez. Yani ben söyleyecek bir şey var. Bir heyet yapacaksınız. Cumhurbaşkanı gideceksiniz, gelsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı şu işe karışmayın ya, bu kadar basit. Öldürmezler kimseyi yani, merak etmeyin. Futbolu bırakın biz yönetelim desinler. Kulüpler Birliği diye bir birlik var. Kulüp başkanlığı oluşan. Onlar bir genel kurulu yapacaklar. Yeni bir adam seçecekler. Ben size daha başka bir şey söyleyeyim. Yani bugün herhangi bir CEO'nun, banka CEO'sunun veya herhangi bir uluslararası bir holdingin emekli CEO'sunu alın. Federasyon başkanı yapın. Futbolun anlaması gerekmiyor. Kuralları uygulasın yeter. Peki. Türkiye'de kimse kural... Bakın en iyi cümlede diyorsunuz ki peki. Esasında bu cümle önemli bir Türkiye'de. Şöyle, ne diyeyim? Yani kuralları uygulayan birisi olması lazım. Ne bakın, diyeyim? Türkiye'de kural uygulamazsanız o zaman hiç kimse hiçbir karara inanmıyor yani. Bir tane nasıl bir bankadan, özel bankaların kendine göre kuralları var. Her türlü kredi alırken veya paraları verirken devlet bankalarında öyle olmuyor. Orada torpille de iş olabiliyor yani. Demek istediğim bir adam, özel bir federasyon kuracaksınız. Kendileri seçecek Kulüpler Birliği ve UEFA'nın kurallarını Türkiye'de uygulayacaklar. Bu kadar basit. Yani siyaset futboldan elini çeksin diyorsunuz. Ya siyaset de iktidar. Siyaset demek deyince o zaman muhalefet de varmış gibi gözüküyor. Bir kere o bizim futbol medyasının en insanları hep böyle kandırıyorlar. Siyaset girmesin diyorlar. Siyaset girmiyor futbola. Tamam, futbola aynı iktidar giriyor. Evet. Yani eğer muhalefet de girse, Özgür Özel de girse mesela futbola, o da karar verse filan, o zaman mantığı var. CHP elini çeksin futbola... futboldan. Evet. Efendim? CHP futboldan elini çeksin. Evet yani. Sonuçta bu, yani Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı şey yapıyor ya, Ali Koç'la ilgili yorum yapıyor mesela. Yani menfi bir yorum yapıyor tabii yani, bu işte siyasi tavrıyla ilgili falan. Böyle bir futbol iklimi olabilir mi yani? O yüzden bence futbolun direkt şeyin eline geçmesi lazım. Futbol adamlarının genel kurulun özellikle bir başkan seçmesi lazım. Ama Türkiye'de bu antrenörlere, Okan Burak'a, İsmail Kartal'a, Mourinho'ya gelene kadar Türkiye'nin en zayıf halkası medyası Türkiye'nin, futbol medyası. Futbol medyası kavga ve gürültüden beslenmek istiyor. En kolay yol Galatasaray-Fenerbahçe kavgası yani. En kolay yol bu. Çok teşekkür ediyorum. Yorumcu Bilgin Gökberk, spor yorumcusu da bunu istemediniz. Ve Levent Mütteroğlu. Size spor yorumcusu diyebilir miyim? Müsaade var mı? Peki deme, yorumcu deme, sporcu deme. Ne diyeyim? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan dolayı. Ben de herkese selamlar. Sağ olun, sağ olun Bilgin Bey. Herkese iyi geceler diliyorum. İyi programları, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederiz.